İş anatomisi ve hobimiz dersi 1'e hoş geldiniz. Enerjik gireyim dedim. Daha iyi oluyormuş öyle. YouTuber'lar öyle giriyormuş. Şimdi arkadaşlar, kısım 1'de ne öğreneceğiz? Tam ve normal insan dişlenmesine göre dişlerimi isimlendirme. Şimdi süt dişlenmesi var. Bir de daimi dişlenme var. Daimi dişlenme, ikinci dişlenme de deniyor. Arkadaşlar, üst dişler, şurada gördüğünüz üst dişler, maksiller ark deniyor. Yani maksilla demek üst çene, mandibula alt çene, ark da yani şöyle ark, maksiller ark, mandibular ark, alt çenenin arkı, üst çenenin arkı. Bir de kadran diyoruz. Kadran da dörtte birlik. Yani tam şu ortadan ayırıyoruz dişi, santralden ayırıyoruz. Onları da göstereceğim. Tam ortadan ayırıyoruz, böyle bir eksen gibi düşünün. Bunun dörtte birlik kısmına kadran diyoruz. Kadran, kadran, ark. Hepsiydi. Kadran dörtte biriydi. Bu incisor, yani kesici dişler var. Kaninler var. Premolarlar var. Molarlar var. Bunları göreceğiz şimdi. Arkadaşlar, süt dişlerinde 20 diş bulunuyor. Süt dişlerini şöyle çizelim hemen. Şunu çizeceğim bu arada. Buradan size göstereceğim. Arkadaşlar, bu maksilla üst çene olsun. Yazalım şuraya. Maksilla üst çene. Baştaki santral kesici. Santral kesici. Diğer adı incisor. Incisor. Bu yan kesiciler. Lateral incisor diyoruz. Lateral incisor. Kaninler. Köpek dişi. Kanin diyoruz tabii. Göz dişi de denir. Halk arasında köpek dişine göz dişi de denir. Kanin, köpek dişi, göz dişi, onları yazmıyorum. Birinci molar ve ikinci molar. Toplam kaç diş varmış arkadaşlar? Bir kadranda 1, 2, 3, 4, 5, 5 sağda, 5 solda, 5 altta, 5 altta da 20 tane. Toplam 20 tane. Yani toplam süt dişlerinde 20 adet diş varmış. Şimdi bunların formülünü göstereceğim, formülasyonunu göstereceğim. Şimdi bunu anladığınız kadar, hani şu üst çene, şöyle bir üst çene şu. Üst çene. Tam orta eksenden ayırdık. Biz bunu hastaya göre dişleyeceğiz. Yani bu sağ tarafı değil, bu sol tarafı. Hastaya göre. Şöyle bakacaksınız. Ağzımı şöyle açtığımı düşünün. Burası sol. Burası sağ. Ama böyle baktığımızda buradan sağ gözüküyor. Aslında bu hastaya göre sol yani. Burası sol. Burası sağ. Şimdi bunun formülasyonunu göstereceğim size arkadaşlar. Anladıysanız siliyorum şu tarafına. Acaba formülasyonu nasıl olacak? Formülasyonu, şimdi şunun bir de alt tarafı var, alt çene. Üstte kaç tane? 2 tane. 2 üstte bölü altta, şimdi 2 altta incisor. I yazıyoruz şöyle. 2 bölü 2 I. 1 adet kaninimiz vardı. Altta da 1 adet var. Ya bunun simetrisini aynısını altta da düşünün. 1 bölü 1 C, kaninin, canin, C'si. Ve 2 adet de molarımız vardı. 2 bölü 2 M yazıyoruz. Formülasyonumuz bu şekilde. 2 bölü 2 I, 1 bölü 1 C, 2 bölü 2 M molar. Formülasyonumuz bu şekilde. Bunlar sınavda çıkıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Aynı zamanda süt dişlerine, dediğim gibi, geçici dişlenme de deniyor. Süt dişleri ile normal kalıcı dişlerinin bir arada olmasını ise karışık dişlenme deniyor arkadaşlar. Santral dişimiz, lateral dişimiz, kaninimiz, birinci molarımız, ikinci molarımız. Şimdi dilerseniz bu süt dişlenmeydi. Dilerseniz kalıcı dişlenmeye geçelim. Daimi dişlenmeye. Siliyorum. Şimdi daimi dişlenme diye şuraya not atayım. Arkadaşlar, bizim dişlerimizde toplam 32 adet dişimiz var. 32 adet yazayım şu. Süt dişlenmelerinden farklı olarak bize premolarlar ekleniyor ve de 20'lik yaş dişimiz ekleniyor arkadaşlar. 3. molar da deniyor 20'lik yaş dişine. 1 adet molar ve 2 adet premolar ekleniyor. Toplamda bir kadranda 3 diş ekleniyor. 3, 12. 20'ye 12 etli. 40 yapar ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni 40'ın
20'ye 12 ekleyin, 32 adet ediyor arkadaşlar. Birinci premolar, ikinci premolar ve üçüncü molar ekleniyor fazladan olarak. Üçüncü molara, yani 20'lik yaş dişine akıl dişi de deniyor. Nasıl kanine, köpek dişine yani göz dişi deniyor halk arasında. 20'lik yaş dişine, üçüncü molara da akıl dişi de deniyor arkadaşlar. Buradaki daimi dişlenmedeki premolarlar daha önceki yaşlarda süt molarların bulunduğu alana sürerler. Göreceksiniz zaten. Şimdi çiziyorum. Şunu çizeceğim. Bu 32 diş olan tip. Şimdi bunu çizecek olursam. Şimdi arkadaşlar. Burası. Bunun simetriğini de düşünün burada. Şurada nokta orta eksenden ayırdım. Santral. Kesici. Santral kesici. Lateral kesici. Yan demek. Lateral aynı zamanda yan demek. Santral de merkez demek. Kanin. Birinci premolar. First bicuspid. Bicuspid. First bicuspid. Birinci premolar yani. İkinci premolar. Birinci molar. İkinci molar. Üçüncü molar. Anladık bunu. Tamam, çok güzel. Şimdi bunun formülasyonu nasıl olacak sizce? 2 bölü 2 I Incisor. Şöyle bir tane kanimiz var. 1 bölü 1 altta ve üstte kanin. 2 tane premolarımız var. 2 bölü 2 PM. 3 bölü 3 molar. Şöyle, bu da formülasyonumuz. Şimdi arkadaşlar, 2 tane premolar eklendi süt dişlerinden fazla olarak. 1 adet de molar eklendi süt dişlerinden fazla olarak. Şimdi süt dişlerine bakalım. Bu vardı, bu vardı, bu vardı. Bunlar yok. 2 tane molar vardı. Demek ki buradaki premolarlar, daimi dişlenmedik premolarlar süt dişlerindeki molarların yerine gelmiş ve fazladan 1 adet de molar dişlerimiz eklenmiş. Şimdi birinci kısım bitti arkadaşlar. Dilerseniz size soru soracağım. Size sorduğum soruları durdurup bunları kendiniz çözmeye çalışacaksınız. Tam yetişkin daimi dişlenmede her bir kadranda kaç diş vardır? A 5, B 8, C 10, D 20, E 32. Cevapları koyacağım. İkinci soruya geçiyoruz. Daimi dişlerde süt dişlerinde bulunmayan hangi sınıf bulunur? A kesiciler, B kaninler, C premolarlar, D molarlar. Üçüncü soruya geçiyorum. Daimi dişlenmede orta hatta göre 5. sıradaki diş hangisidir? A kanin, B premolar, C molar, D kesici. 4. Daimi dişlenmede arka diş aşağıdakilerden hangisini içerir? A sadece premolarları, B molarları, C premolarları ve molarları, D kanin premolarları ve molarları. Size burada sorular gelmişken birkaç şey daha anlatacağım arkadaşlar. Sırası orta hatta göre diyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 böyle gidiyor. Orta hattan böyle gideceksiniz. Arka dişler dedi arkadaşlar. Premolarlardan itibaren arka dişlere giriyor. Kanin, lateral kesici ve santral kesici ise ön dişlere giriyor arkadaşlar. Ön diş grubuna. Premolarlardan itibaren ise arka diş grubuna giriyor. 5. Daha önceden süt ikinci moların olduğu yere hangi daimi diş sürer? A birinci molar, B ikinci molar, C birinci premolar, D ikinci premolar, durdurun. 6. soru. Yetişkin dişlenmesinde bir arkta kaç diş bulunur? A 5, B 8, C 10, D 12, E 16, durdurun. 7. Süt dişlenmesinde bir arkta kaç diş bulunur? A 5, B 8, C 10, D 16, E 20, durdurun. 8. Tam yetişkin dişlenmesinde kaç kesici vardır? A 2, B 4, C 6, D 8, E 12, durdurun. 9. Süt dişlenmesinde kaç molar vardır? A 2, B 4, C 8, D 10, E 1, durdurun. Tam yetişkin dişlenmesinde her arkta kaç molar vardır? A 2, B 3, C 6, D 8, E 12, durdurun. Süt dişlenmesinde orta hatta göre dördüncü diş hangisidir? A kanin, B
B birinci premolar, C ikinci premolar, D birinci molar, E ikinci molar durdurun. Hepsinin cevaplarını zaten göreceksiniz. Evet arkadaşlar, tebrik ediyorum sizi. Birinci kısmı bitirdiniz. İkinci derste görüşmek üzere. Bay bay.